Yine Arka Haber izleyenleri, bugünkü program konuğumuz Cevahiroğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Erdal Cevahiroğlu. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, çok güzel bir mekanda bizi misafir ediyorsunuz. Ben teşekkür ederim, gurur verdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok sağ olun. Cevahiroğlu Holding'i, Cevahiroğlu Şirketler Grubu'nu tanımadan önce Erdal Cevahiroğlu'nu tanıyabilir miyiz? Kimdir Erdal Cevahiroğlu? Erdal Cevahiroğlu 16.07.1973 Trabzon Of ilçesinde doğdu. Of ilkokulu Of'ta, İmam Hatip 2'den de Of İmam Hatip Lisesi'nden bıraktım, okumadım da. İmam Hatip Lise 1'den mi bıraktınız? Hayır. Lise İmam Hatip orta ikisinden. Orta 2'den mi? Lisesi, evet, bıraktım. Evet. Çocukluğumdan beri biz ailemiz olarak ticaretle, babam, dedem, onun babası hep ticaretle, hep kafamda ticaretle. Ticaret, iş yapmak, ticaret yapmak, okumak hiçbir zaman olmadığından dolayı o ailemin baskılarına rağmen İmam Hatip 2'den bıraktım. Ya aileniz size okuyun okuyun dedi. Dedi demesine rağmen. Ama siz hep kafa ticaret kafası olduğu için. Olduğu için okumadım. Okumadınız. Evet okumadım. Hı-hı. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben rahmetli babam İstanbul'daydı. Ben bizde biraz ailevi bağlar sıkı olduğu için rahmetli dedem de beni işte benim en büyük torunuydu. İşte bu, ben bunu İstanbul'a yollamam, benim yanımda duracak demiştir. Ben de o yaşa kadar, İmam Hatip 2'ye kadar Of'ta rahmetli dedemin yanında, amcalarımın yanında orada kalmış. Babamlar İstanbul'da evliydi. O zaman da rahmetli dedem de çok, mesela benim işte okumamı, amcam da, amcam rahmetli Tevfik Fikret Cevahiroğlu amcam. Allah nuru içinde yatırsın, o da bir yıl oldu, rahmetli oldu. O da beni hep böyle yanında gezdirirdi. Çok aşırı... Kaç yaşlardaydınız? O zaman kaç yaşlarındaydım? 13 yaşlarındaydım. 12 yaşlarındaydım. Beni bütün iş toplantıları, iş şeyleri hep yanında gezdirirdi. Beni yanından hiç ayırmazdı beni. Ben de rahmetli amcamı gibi ben de böyle olacağım derdi. İdolünüzdü yani? Tabii rahmetli amcam benim. Benim idolümdü. İbrahim Cevahiroğlu. Yok. Tevfik Fikret Cevahiroğlu. Tevfik Fikret Cevahiroğlu. Tevfik Fikret Cevahiroğlu. Bir yıl önce rahmetli amca. Benim idolüm olarak rahmetli amcamı almıştım. Çünkü başarılı bir insandı. Çok bir de disiplinli bir insandı. Otoriter bir insandı. Ama bu rahmetli amcam da ona oku yine işini yap derdi. Ama. 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 Ben bir an önce işte... Ticarete atılmak istediniz. Tabii ticaret. Ben yine de amcam tabii gidip geliyoruz. Kendi mağazalarımız var, kuyumcu mağazalarımız var, işte tekstil mağazalarımız var. İşte amcam beni yanından ayırmıyor. Orada ticareti görüyorum, şey yapıyorum. Ben de o zamanki çocuk aklı diyorum ki ya şimdi ben şimdi okumayla niye vakit kaybedeyim? Ben burada işi öğreneyim diye düşündüm. Düşünüyordum zaten. En sonunda netizede. Şeyi bıraktım. Hatta rahmetli amcamdan da bizim Karadeniz'de çocuğu sevmek dayakla oldu. Ne kadar çok dayak yiyorsan o kadar çok sevilirsin. O dayak atmak bir sevgi gösterisi mi? Aynen. Çok dayak yemişim. Okula niye okumaz, niye gitmiyorsun, ders yap, onu yap, bunu yap her akşam. Akşama kadar peşine gezdirirdi beni. Akşamdan sonra da evde ders yap. Alırdı beni yatana kadar karşısında. Böyle bir şeyimiz oldu. Ondan sonra tabii yaş biraz şey yapınca, okulu ben bırakınca rahmetli babamın yanına geldim İstanbul'a. İstanbul'a geldim. Ama beni rahmetli amcam yetiştirmişti. Kaç yaşında geldiniz İstanbul'a? İstanbul'a geldiğimde 13-14 yaşındaydım. 14 yaşındaydınız. 14 yaşındaydım. İstanbul'a geldik. Bizim Sultanhamam'da tekstil, toptan, kumaş, çamaşır, tekstil yerimiz vardı, tekstilciydik. Tabii inşaat sektöründe de vardık, aile olarak zaten inşaat bizim dede mesleğimizdi. Evet. Trabzon'dan bu yana İstanbul'a bir vardı zaten ama ben tekstile geldim burada. Tekstilim başladım.
Yani 13-14 yaşında evet. İstanbul'daki evet. iş hayatınız, evet. iş hikayeniz 13-14 yaşında 13, başlıyor. 13 yılında. Evet. Tekstille başlıyor. Tekstille başlıyor. İstanbul'daki yaşantı tekstille başlıyor. 15-16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındaki Sultanahmam'daki çamaşır, cevher çamaşırları vardı. Oranın toptan mağazanın başında. Çok ufak yaşlıydım. Mağazayı ben yönetmeye başlamıştım. Amcanızın yeri miydi? Değil, o babamdı. Babanız. Tamam, biz ayrı şirketiyiz. Amca, amcalarım, amca çocukları biz hep beraberiz. Yani. Hala da bir aile şirketiyiz. Hala da amcalarımızla şirketler ayrı değildir. Orada başlıyorum. Belirli bir zaman sonra 18 yaşında gelince de Türkiye'ye ilk ithal kumaşı ben getirmişim. Osman Bey. 18 yaşında. 18 yaşındaydım. Osman Bey'den. Osman Bey'di. İthalata başladım. Kumaş ithalatı. Bursa'da, ondan önce Bursa'da dokuma tezgahları falan kuruyoruz. 18-19 yaşlarındayken, 20 yaşlarındayken komple tekstilde idareyi rahmetli babam ben elime alıyorum. Sene kaç? Ben elime alıyorum. Sene kaç? Sene 92'ler, 93-94'ler. Yani 20'li yaşlarda. 20'li yaşlardayım, evet. Ondan sonra ithalata başlıyorum. Uzak Doğu'da, ilk başta Seul'de, Güney Kore'de, oradan mal getiriyorum. Ondan sonra Çin'den getirdim. 99 depreminden sonra ithalatı bırakıyorum. Neden? İthalatı bırakmamın sebebi şu, bizim o zamanlar tekstil piyasası bize açık hesap. Malı satardık, haftalık ödemelerle satardık. Açık hesap çok büyük, milyon dolarlar piyasada risklerimiz olurdu, haftalık ödemeler. 99 depremin yaşayınca, çok ciddi bir miktarda piyasalarda açık hesap alacağımız vardı. Tabi insanlar bir yıl, bir buçuk yıl deprem oldu, ödemeler yapamadı. Tabi oradaki ben risk şeyini görünce, açık hesap bu kadar çalışıyoruz, hafta bir afet, bir felaket olduğunda açıktasın. Onun için 99'da ben tekstili, ithalatı bıraktınız. Bıraktım ama tabi ithalat yaparken orada inşaat işimiz de devam ediyor. Bu arada evet inşaat. Tabii tabii, o da devam ediyor. Onunla da ilgileniyorum. Bu da devam ediyor. 99 ithalatı bıraktım. İthalatı bıraktığımda 2 senede ancak, 2 sene, 2,5 yani tekstilde işi bıraktım, tekstili bıraktım demeyle hemen o dakika bırakabiliyorsun. Piyasadan temizlenmeniz, alacaklarınız var, riskleriniz var. Onları toparlamak bir 2-2,5 yıl sürüyor. Ya da bizimki de 2,5 yıl sürdü tam olarak. Toparlandı. Komple bu sefer ben inşaata ağırlık verdim. Komple inşaata yöneldim. Yani 2000 yıllarında. Evet. İnşaata komple ağırlığımızı oraya verdik. Ya bu zaman sarfında yine tekstille alakamız gibi tekstille devam ediyor. Fakat daha küçük çapta. Devam ediyor. Daha küçük çapta. Devam etmeye başladım. Evet. Ama tabii bu arada işte yine ben inşaata kendim yani daha ağırlığımı verince bu sefer inşaat sektöründe daha yoğunlaştık. Daha yoğunlaştık. Bu tarihte sürekli yoğunluğumuz inşaat sektöründe. Kuyumculuk sektöründe. Evet. Ondan sonra ev tekstili, beyaz eşya, o tür mağazalarımız var. Onların başlarında, o işlerin başlarında da yine kardeşlerim var. Amcamın çocukları var. Biz dediğimiz gibi aile şirketiyiz. Evet. Onların da şimdi en büyükleri benim. Onların da başında ben varım. Peki Erdal Bey, bu başarının sırrı nedir? Yani bu başarının bize bu bir şöyle söyleyeyim size. Tabii ki çok disiplin. Evet. Başta gelin disiplin. Ticari hayatta, ticari ilişkilerde, ticari piyasalarda verdiğiniz sözler ve prensipleriniz, işte alacak verecek şeylerinizin disiplinli oluşu, taahhütlerinizi yerine getirişiniz, evet. Bir başarı bu. İkincisi de bundan o yanda Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Mevla ne dilerse o olur. Ama disiplin olmadan da olmaz, olmaz. Yani tabii ki. Tabii bunları tabii yani ki. O başarıyı... Sen bu şekil olacaksın, bu şekil olacaksın.
Ondan sonra da Allah-u Teala'nın takdiridir. Mevla da nasip edecek. Şimdi tekstilden başladınız 13-14 yaşlarında. 20'li yaşlarda inşaat sektörüne, zaten kurulu olan bir inşaat sektörünün başına geçtiniz. İnşaat sektörünün haricinde başka hangi sektörlerde hizmet veriyorsunuz ve hangi ülkelerde hizmet veriyorsunuz? İnşaat sektörlerinde şöyle hizmetleri veriyoruz. Mesela bizim bundan 1-1,5 yıl önce CBS diyor bir şirket kurduk. İthalat ihracat şirketi. Orada ortaklarımız var. Bu şirket ne iş yapıyor? Bu şirket şu işi yapıyor. Ağır sanayi yağları, yağ ticareti yapıyor. Aynı zamanda tedarik şirketi. Ne tedarik ediyorsunuz? Yine yağ mı? Yağ satıyoruz. Fason üretiyoruz. Sanayi yağları. Bir ikincisi tedarikteki kastım şu. Tekstil var bunun içinde. Efendime söyleyeyim. Gıda var bunun içerisinde. Efendime söyleyeyim. Bunun içerisinde yedek parça şeyleri var. Distribütörlük mü yapıyorsunuz? Evet. Bazı işte firmaların, şirketlerin distribütörlükleri var. Türkiye'de, CBS'i de Türkiye'de, merkezi Büyükçekmece'de. Bunun dışında Macaristan'da, Budapeşte'de aşağı yukarı 29 yıldır orada ticaret faaliyetlerimiz var. Evet. Orada bizim nelerimiz var? Tır parkı tesislerimiz. Yol üstü tesislerimiz, restoranlar, işte kamping, kalacak yerler. Fakat biz bunları son bir yıldır iki arazilerde kendi mülkümüz olduğundan dolayı tasfiye yaptık. Şimdi bunların üzerinde de güneş enerjisi panelleri. Macaristan'da. Macaristan'da bu. Onları şu anda Allah nasip ederse. İnşallah. Onlarla uğraştık, onları kuracağız. İşte Avrupa Birliği'ni güneşli enerji üretip enerji satmak için. Şu andaki yurt dışındaki faaliyetimiz bu. Macaristan'daki faaliyetimiz. Yani şirket bünyenizde 3 tane mi grup şirket var? 4 evet, mü? Evet, 4 tane. 4 grup. 4 tane. Bünyenizde kaç kişiyi çalıştırıyorsunuz Erdal Bey? Yaklaşık 600 kişi. 600 kişi. Evet. Peki bu tabii bu 600 kişi ama tabii şu anda şantiye sayısı az olduğundan dolayı bu mesele bu sayı zaman şantiyeler çoğaldığında yükseliyor. 1500-2000 lira buluyor. 2500 lira buluyor. Taşeronlarla beraber buluyor. Şu anda ekonomik koşullardan dolayı tabii çalışan sayısı da biraz düşmüş oluyor. Ekonomik koşullar deyince o zaman ekonomiye gelelim. Şimdi biliyorsunuz ki yüksek bir enflasyonla boğuşuyoruz. Evet. Siz de başarılı bir iş insanı olarak yanınızda sayıları değişse de yaklaşık ortalama 400 veya 500 çalışanla bu enflasyonla bu bir iş insanı olarak nasıl baş ediyorsunuz ve sektörde yaşadığınız en büyük sıkıntılar nedir? Çözüm nasıl üretiyorsunuz bu sıkıntılara karşı? Enflasyonla baş ediyoruz şekli şu, frene basarak, gaz keserek. Mecburuz yani gaz keserek bize argo bir mani oldu ama frene basıyoruz hafif, basmak zorundayız. Aynı hızla devam edersek şimdi işin altından çıkamaz. Şimdi bugün mesela bizim sektörde, inşaat sektöründe maliyetlere sürekli artışı. Şu anda gerisi maliyetlerde bir durağan, bir olgunlaşmaya başladı. Evet. Ama son 3 yıldır ciddi derecede maliyet artışları, maliyet hesapları, maliyet raporlarını tutturamamış olduğumuzdan dolayı ki zaten işte 500-400, 500-600 kişi şu anda çalışan sayısı düşmesi ona bağlı. Dolayısıyla bir duralım dedi. Durağan bir mecburduk durmaya. Dönemdesiniz, evet. Evet, durağan da. Çünkü insanların işte ne yapacağını karamsarlığa kapıldı. Ne yapacağını bilmedi. Tabi haklı olarak neye yapacaklarını, ne yapacaklarını, bir konut alabileceklerini aldı. Durdu insanlar. Birikimi olan insanlar da ne olacağını kestiremedi. Yani işte ev alsam mı, param mı dursa, işte param vadeli de mi dursa, işte gayrimenkul kestiremediklerinden dolayı piyasalarda bir durağan yaşandı. Durağan yaşandı. Bu durağanlar mesela bizde biraz hafif tabii
durmak zorunda kaldık. Fakat hükümetimiz ne diyor? Devlet diyor bu %78'lere 2024'te faiz oranının enflasyon oranı özür dilerim 78'lerde seyredeceğini Merkez Bankası Başkanı öyle söyledi. Başkan açıklamaları o yönde. Fakat ben %78'lerde olacağını da düşünmüyorum. Daha mı düşük olacak? Daha düşük olacağına ben inanıyorum. Nereden bu kanıya varıyorsunuz? Ben nereden o kanıya varıyorum? Çünkü biz sektörün her kesiminde olduğumuz için sadece inşaat sektöründe değiliz. Parakende mağazalarımız da var. Evet. İşte beyaz eşyada, ev tekstilinde, işte kuyumculuk sektöründe, işte gayrimenkul zaten ana işimiz. Evet. Gayrimenkulde varız. Şu andaki talebe ve şu andaki de bizim inşaat sektöründeki maliyet artışlarının durağına geçti. Normalleşmeye başladı ve talep de ona göre şu anda talep de artmaya başladı. Tabii çok. Ev alışı mı? Tabii. İnsanların daire alma. Tabii. Genel ticari mal. Ben mesela ilgilendiğimiz, yaptığımız iş şeylerde talep de çoğalmaya başladı. Ve insanların bir de işte bizim de kuyumcu işte mağazaları olduğundan dolayı da kuyumcu biliyorsun kuyumcu biraz sarrafiye işte özel insanlar orada daha ekonomisini daha iyi görebiliyorsunuz. Ne alabiliyorlar, ne satabiliyorlar, güçleri neye yetiyor. Oradaki tabii mağazadaki hareketlere de bakarak ben bu kanıya varıyorum. Ve insanlar da şu anda yavaş yavaş tabii konuta geçtik şimdi hemen inşaata. Çünkü inşaatı ben çok sevdiğim için gayrimenkul hemen bir işlere iş bakıyorum. inşaata geçiyorum. Sevdiğim de bir iş. İşte gayrimenkuldeki fiyat artışları, maliyetteki fiyat artışları normalleşmeye başladı. Normalleşmeye başlayınca da talep çoğaldı diyorsunuz. Artmaya baş, çoğaldı demeyelim. Yavaş yavaş artmaya başladı. Yani bunu nerede görüyoruz? Yeni başlayacağımız, şu anda ismini vermeyeyim, bir iki tane proje var. Oradaki ön taleplerde, etrafımızda, eşrafımızdaki ön taleplerde, işte başlayacağımız yakın çevremizde ya işte diyor ki Erdal mesela, işte iş dünyası olarak Erdal işte bana işte oradan iki daire yaz, üç daire yaz, beş daire yaz diyorlar. Alacağım. Tabii. 3 yıldır bu yoktu etrafımızda. Şimdi bu talepler de görmeye başlayınca tabii buradan daha ekonominin iyi olacağına inanıyoruz. Peki tam bu noktada şunu sorayım. Yani bence de hükümetimizin, devletimizin de %78'de açıklamasını ben şuna görüyorum, bir iş adamı olarak şuna görüyorum. Hem tüccar, hem esnaf, hem iş adamı. Ben esnaflıktan tüccarım, öyle görüyorum. Şöyle görüyorum, yani kötüye göre kendinizi hazırlayın. Diyorlar. Diyorlar bize vatandaşlar. Ben aslında öyle olmadığını düşünüyorsunuz. Ben öyle olmadığını ben düşünüyorum, buna da inanıyorum çünkü görüyorum da. Mesela ben bugün ben şuna inananlardan bir insanım ki bizim yurt dışı işlerimiz ve benim ay yaklaşık her ayın bir haftası yurt dışında geçer. Yurt dışında nerede geçer sorarsanız Avrupa'da geçer. Ben Avrupa'daki krizi de görüyorum. Ülkemizdeki olan krizi de görüyorum. Biz Avrupa'ya nazaran, diğer ülkeleri bilmiyorum. Avrupa'yı baz alıyorum. Avrupa'yı bildiğimden dolayı baz alıyorum. Biz Avrupa'ya nazaran biz çok daha iyiyiz. Yani çok iyi değiliz, çok daha iyiyiz. Kriteri nasıl? Nasıl kıyaslama yapıyorsunuz? Nasıl mesela kriz? Mesela biz bugün bir ekonomik, global bir kriz var dünyada. Evet. Bu sadece Türkiye'de olan bir kriz değil. Dünyada bir kriz var. Kriteri nasıl? Mesela ben 8-9 ay önce ben Avrupa, mesela Macaristan'da mesela biz orada tabii oradaki yerlerimiz, işlerimiz var. Kendi özel arabama günde 20 litreden fazla yakıt alamıyorum. Carnegie, yani eskiden şöyle söyleyeyim 2000'li yıllardan önce bir dönemler bizim vardı. Bizim çocukluk dönemimizde mesela evet, nasıl karne vardı. Aldılardı. Yani karne yoktu ama kota vardı. Diyor ki sana 20 litre bugün yakıt alabilirsin. Kuyruk da vardı bizim. Ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum siz de hatırlıyor musunuz? Yok şimdi biz kuyruğu şey yapmadık mesela ben Macaristan'da. Ama ben tabii ben çocukluğumda hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Hatırlıyorum kuyruğu.
Ama mesela neyi gördük? Mesela 20 litre alabilirsin. Ertesi gün bir 20 litre daha alabilirsin. Hatta ben 20 litre, geçen 8-9 ay önce bir Viyana'ya gidecektim, Budapeşte'den. Ben 20 litreyle Viyana kadar gidebilir miyim diye hesap ettim. Önceden de biraz vardı arabacıydı. Viyana'ya dedim düşeriz. Viyana'dan tekrar Viyana Budapeşte arası da 2,5-3 saat. Oradan tekrar Viyana'ya gittim. Aynı sınırlama da orada var. 20 litre. Tabii. 20 litre alabildim oradan. Arasındaki kilometre kaç götürür mü hesabınız? Gittik geldik. Ha gidip işin, geldiniz. Tabii gittik aldım geldim. Yani. Dedim orada depoyu doldururum ama dolduramadık yine. Mesela bugün mesela bu bizim basında falan hiç yansımıyor. Biz bunu görüyoruz. Mesela bizim basından mesela hiç çıkmıyor. Mesela Avrupa'da işte biz ama biz mesela Türkiye'de hiç öyle bir kriz yaşadık mı? Evet pahalılık var. Çok. Fahiş rakamlar falan. Fahiş rakamlar oldu, pahalılık oldu, fırsatçılar oldu. Evet. Doğal çok fırsatçılar çıktı. Ama ürün, mal alma sıkıntısı yaşamadı. Yok. Enerji sıkıntısı yaşamadı. Mesela ben Budapeşte'de bugün mesela doğalgaz. Mesela laf lafı açıyor. Yani aklıma geldikçe konuşuyorum. Tabii buna da biraz mesela ister istemez ben siz de bir basın mensubusunuz ama biraz da kızıyorum bizim basın mensubu. Şundan dolayı. Bize çok insan kızıyor. Şundan dolayı kızıyorum. Ya gidin bir yurt dışına bu haberleri yaparken bir Avrupa'ya bir gezin. Bir bakın orada insanlar ne yaşıyor. Oradaki topladığınız verilerle beraber bir de kendi ülkemizi bir kıyaslayalım. Bakalım biz bunların nesini yaşıyoruz. Bunu görelim. Ben bu manada, mesela ben çok gazeteci arkadaşlarım gibi gidin bir gözün bakın ona göre haberler yapın. Biz daha iyiyiz. Yani Avrupa'ya nazaran daha iyiyiz. Ben Avrupa'yı bildiğim için konuşuyorum. Mesela Amerika'yı, İngiltere'yi bahsetmiyorum. Bunun için. Orayı da bilmiyorum. Bilmediğimde konuşamıyorum. Mesela bir körfez ülkelerde, diğer ülkede bilmediğimden dolayı oraları katmıyor. Avrupa olarak örnek veriyorum. Ya bir bakın, bir gezin. Onlarda nasıl, bizde nasıl? Mesela orada bundan 7-8 Almanya'da ben bir restoranda yemek yerken bir tane yine bizim Türk vatandaşı, biz kız çocuğu. Mesela 3'ten sonra işte tanıştık, işte derdim 3'e kadar bir yerde çalışıyor. İkinci bir iş bana dedi, aynı tabiri şu. 3'ten sonra da burada, niye dedim 3'ten sonra yani yetmiyor mu sana aldığın maaş deyince. Ta aynı tabirim diyorum. Abi dedi, ben dedi yetmiyor dedi. 3'ten sonra mecbur dedi, buraya dedi, garsonluk yapıp ek işte çalışmak zorundayım dedi, yetmiyor dedi Allah'ın maaşı. Mesela ben ne istiyorum bizim basına da, ya kardeşim gidin bunlarla bir haber yapmak, orayı da bir görelim, burayı da bir görelim. Yani ben bu manada bunu söylüyorum. Tabii ki biz bunu derken çok iyi değiliz. Şimdi bizim ülkemizde değiliz. De şöyle, tamam biz Avrupa ile kendimizi kıyaslayalım. Biz sizin görüşünüze göre, Avrupa'ya göre çok çok iyiyiz diyorsunuz ama... Avrupa'ya göre iyiyiz. Avrupa'ya göre çok çok iyiyiz diyorsunuz ama bizim vatandaşımız da 11.500 lirayla geçinmeye çalışan bir vatandaş. Evet. Bir grubumuz var. Ve her gün zamla karşılaşan, sabah gözümüzü açtığımız zaman 100 liralık peynirin 150 lira olduğuyla karşılaşan bir evet. halk olduk. Peki bu son zamanlarda yapılan bu zam artışlarıyla ilgili bir iş insanı olarak ne diyeceksiniz? Her gün bir zamla karşılaşıyoruz. Doğru, haklısınız. Yani bugün 2024 yılında Ocak ayında asgari ücretin 17.500 lira olacağı söyleniliyor ve bir kereye mahsus artık bir yıl boyunca 17.500 lirayla o vatandaşlar geçinmek zorunda kalacak. Yani bununla nasıl boğuşacak peki vatandaş? Yani nasıl değerlendireceğiz? Şimdi ben şunu söyleyeyim ben size. Ben tabii ki bugün asgari ücretin 11.500 lira olması çok gerçekten düşük bir rakam. Keza çok özür dilerim. Emekli maaşı da 7.500 lira. Bu da çok düşük. Bir insan 7.500 lira geçinme şansı mümkün sıfır. Değil. Tabii. Bunlara... İşte oradan bakınca biz Avrupa ile kendimizi kıyasladığımızda nasıl iyi olabiliyoruz? Şimdi gelir gider tablosuna bakacaksın. Şimdi Avrupa ile bakınca mesela gelir gider tablosu. Şimdi Avrupa'daki gider farklı, Türkiye'de gider farklı. O tabloda ona bakacağız. Bunu bir açtığımız zaman bu uzun bir konu. Ama şöyle işte, bana Türkiye için ne olması gerektiğini söylersen benim şahsi düşüncem bugün tabii bir emekli maaşının 7.500 lira olması acı bir olay. Çok acı. Yani bu keza emeklilerin evi yoksa bugün benim
bir iş adamı olarak, bir tüccar olarak, bir esnaf olarak yani bugün yani 15 bin liraya bir emeklinin maaşı düşmemesi gerekiyor. Evet. Asgari ücretinin de, o asgari ücretinde belki işveren olarak ben bunu söylüyorum. 20 bin liranın aşağısına düşmemesi gerekiyor. Hı hı. Yani 17.500 demek. 20 binin altına düşmemesi gerekiyor. Evet. Asgari ücretin. Yetmez de. Yetmez de ama 20 binin altına düşmemesi gerekiyor. Evet. Ben buna inanıyorum. Böyle olmasını da savunan insanlardan bir tanesi. Hı hı. Ama şimdi diğer dediğiniz konuyla alakalı işte Avrupa'yla kıyasladığınız zaman işte Avrupa'daki gider daha farklı. Türkiye'deki gider daha farklı. Avrupa'daki yüksek, Türkiye'deki daha düşük. Yani onu orayla kıyaslamayalım. Bir şey. Yani benim yani bunun en yani doğal güncellenmesi gereken benim görüşüm 15 binde bir emekli maaşının aşağıya düşmemesi. Hı hı. Asgari ücretinin de 20 bin liranın altında olmaması. Peki 20 bin liranın altında olmaması gerektiğini düşünen bir iş insanısınız. Evet. Yanınızda 500-600 kişi çalıştırıyorsunuz. Evet. Bu sanayi dünyasını, iş dünyasını nasıl etkileyecek? İş insanlarını nasıl etkileyecek? Patronları nasıl etkileyecek? Ben şimdi bunu tabii... Sizi zorlamayacak mı? Ben şimdi bu... herkes çağrından fedakarlık yapacak. Bu kimi mesela ben ona da çok katılmıyorum. Kimi diyor işte biz bu işçi, işte bizim işte maliyetlerimiz artacak, bunu artacak. Ya ne kadar artacak? Çağrından fedakarlık edeceksin. Senin çalışanların rahat, huzur olduğu müddetçe bir şirkete, ben şimdi benim yanımda çalışan bir eleman eğer geçim derdi, geçim sıkıntısı yaşıyorsa, hı hı, bu bana verimli olamaz. Olamaz. Bu mümkün değil. Evet. Yani bu mümkün değil. Ama biraz rahatlığı, ferah seviyesi, yaşam seviyesi standartı yüksek olduğu zaman bana rahat, faydalı olur, verimli olur. Hem şirkete verimli olur, hem ülkeye verimli olur, hem topluma verimli olur. Ama düşük olduğu zaman, mesela 11.500 lira, bugün asgari ücret. Bugün topluma da bu insan faydalı olamıyor. Evet. Çalıştığı iş yerine de faydalı olamıyor. Devletine de faydalı olamıyor. Ve ne oluyor? İşte nedir? İşte suçlar. Farklı yönlerden para kazanmaya çalışıyorlar. Tabii. Suça itiliyoruz. Yani bunu da tabii kimi işveren meslektaşlarımız, iş adamı arkadaşlarımız, işte maliyetlerimiz yükseliyor. Hayır, asla ben ona katılmıyorum. Asla ben ona katılmıyorum. Maliyetin evet yükselebilir fakat fedakarlık yapacaksın bir işveren olarak. Biz işçiler olmasa biz zaten olmayız. Paylaşmak istemedikleri için mi? Paylaşmak istemedikleri için. Bunun yani maliyeti yok, maliyet artıyor, yok bilmem ne oluyor, ben bunlara katılmıyorum. Aslında o çalışan olmasa o kişi olmayacak. Olmaz. Normalde. Ya şimdi onlar olmasa biz neyiz? Hiçbir şeyiz. Evet. Biz hiçbir şey yok, hiç yokuz biz yani. Ve bugün yaşadığımız mesela bizim kendi inşaat sektöründeki en büyük sıkıntılar ne bugün? Nelerdir? Mesela bugün bir ustanın yeğeni olarak diyorum. 1500 ile 2000 TL arası günlük yevmiyesi var. Fakat usta yok. Neden? Eleman sıkıntısı. Neden? Olmamayasının sebebi de şu. Yurt dışına gitmeleri, gidişleri. Beyin göçü de var zaten. Beyin göçü. İşçilerde de, kalifiye elemanları da bu var. Hı hı. İstenilen rakamları burada alamama işleri. İşte neticede bir insan, bir işçi, bir usta, belenen çalışan insanlar bunlar. Akşama kadar çalışıyor adam. Yani yemeğinin karşılığını tam mağanda alamasa bunu belinde tutamıyorsun. Gidiyor yurt dışına, gurbete gidiyor. Gurbette zaten masrafı yok. Mesela bugün yurt dışında bir şantiye, yurt dışında işlerimiz olduğundan dolayı işte yemek parası yok, yatak parası yok, evet, su parası yok, çay parası yok, sıfır. Masa, maliyet. Şantiyede kalıyor. Maaşı cebinde kalıyor. Aldığı buradan yemeden daha yükseğe geliyor. Orada bir masrafı yok. Tabii döviz olarak da Türkiye'de gözünde daha rahatın üstünde adam sıkıntısı yaşıyoruz burada. Ki bu şekilde gidersek yaşamada devam edeceğiz. Ha şu da var. Mesela benim en çok mesela yanlış olsun. Mesela devletin biliyorsun
şu tür şeylerle de karşılaşıyoruz biz mesela. Adam geliyor, işçi münazat ediyor, çalışmak istiyor. Fakat diyor, ben diyor size sakallı olmak istemiyorum diyor. Evet, böyle bir sorun var. Neden? Devlet yardım veriyor. Yeşil kartı var, vermiş devlet. Bunlar da sıkıntı. İşte bunlara da işte hükümetimizin, devletimizin iktidarı bir önlem kesinlikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ciddi manada çalışmaya bir önlem alması lazım. Hem ülkemize ayrı büyük oluyor bunlar. Maliye, hazineye de büyük oluyor. İnsanlara bir külfet oluyor. Türkiye'de çok kişi biz öyle, biz mesela SSK'sız, sigortasız insan çalıştıramayız. Evet. Yapamayız. Yasak. Hem yasak hem bizim inşaat sektörü. Yani tehlikeli bir sektör. Tehlikeli bir sektör. Yapamayız bunu. Ve çok bu manada da işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Çalışmıyorum. Nasıl yardımı da alıyorum. Sağlık güvencesi de yeşil kartı var. Bu anlamda da aslında biz vatandaşa balık tutmayı değil de balık yemeyi mi öğretiyoruz? Yani Aynen, destek vererek, yardım ederek, bu geldiğimiz sıkıntı bu noktada insanları birazcık zorluyor. Zorluyor. Evet, aynen. Balık yemeyi öğretiyoruz. Tabii ki bu şu da toplumsal bir şey de var. Dejenere oluşumuz da var. Ahlak çöküntüsü yaşıyoruz. Ciddi manada yaşıyoruz. Bugün tabii burada bunun da neyle yaşıyoruz? Mesela bunu yaşadığımız televizyon programları, diziler, yani eğitime dayalı. Bugün baktığınız zaman, bugün televizyonu açın, bütün kanal eğitime dayalı. Hiçbir şey göremezsiniz. Ama tamam da Türkiye'de bugüne kadar son 20 yılda 208 tane üniversite kuruldu. Düşünürseniz 208 tane üniversite boşa mı kuruldu? Eğitim veremiyorsak boşa kurulmuş. Demek ki eğitim veremiyor. Eğitim veremiyor. Ama eğitim veren olacak. Üniversitelerde oradan mezun olan gençlerimiz de iş bulamıyor. Böyle bir çelişki var. Erdal yani, Bey şu an. Şimdi şu var. Doğru. Katılıyorum. Şimdi, çok özür dilerim. Katılıyorum. 208 tane üniversite var Türkiye genelinde. Özel ve devlet üniversitesi olarak. Ben üniversiteden mezun olan bir çocuk olarak gidip de atıyorum bir fırında simit pişirmem düşüncesi var gençlerimizde. Evet. Ben masa başı işi istiyorum ve sektörümle ilgili çalışmak istiyorum. Ama bu memleketin çöpçüye de ihtiyacı var. İnşaat sektöründe çalışan kalfaya da ihtiyacı var. Tornacıya da ihtiyacı var. Tamirciye de ihtiyacı var. Bugün geldiğimiz noktada ara eleman ve çırak yetişmiyor. Bu sıkıntılar nasıl çözülecek peki? Şimdi bu sıkıntılar işte ben size eğitim, zaten eğitim diyoruz ya başta. Şimdi biz eğitimde nereden başlar? İşte, yine geliyorum sizin sektörüne, medyadan başlar. Nereden medyadan? Önüne yani, gelen bize saldırıyor. Ama saldırmıyorum ama gerçekleri konuşalım ki. Ona göre de bir şey yapalım. Ya bugün televizyonu açtığınız zaman Allah aşkına gör, bakın televizyonlara bir bakın. Yani eğitime dayalı ne var? Hep lüks yaşantılar, şahşahlı diziler. İşte yalılarda, onlarda, bunda. Şimdi burada bu dizileri izleyen bir gençlik düşünebiliyor musun? Şimdi bugün aslında şöyle, özendiriliyor mu diyorsun? Özendiriliyor tabii. Şimdi buna gel, işte sen işte bir torna. Asıl bugün bir ne örnek verdim az önce size? Bir ustanın 1500-2000 TL günlük yevmiyesi var. Usta sıkıntısı var. Bugün bir inşaat mühendisi o kadar maaş alamıyor. 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 Ve inşaat mühendisi de çalışmak istemiyor işte bu yüzden. İşte tam işte ne eğitimde sıkıntı var. Eğitim şeyimizde sıkıntı var. Ama şu birden herkes birden kazanmak istiyor. Mesela diyor ki ben bunları da karşılaşıyoruz biz. İnşaat mühendisi alacağız. Adam daha yeni üniversite mezunu. Mesela sağda başta ya sağ işte ben işte sağ değil de işte benim masam hangi masa? Ya sen mühendissin ya.
mühendis dediğin sahada olur ya. Akşama gelir masaya, otur toplantı masası, günün raporunu, hakik işlerini, şeylerini düzenler. Ama akşama kadar bunun sahada olması gerekiyor. O işçiyle, o ustayla beraber olması gerekiyor. Bu mühendis, onda da o sıkıntı var. Aldığım para bana yani neye göre yetmiyor? Tabii ki televizyonda izlediğin dizilere göre, hayata göre sana o para yetmez. Yani televizyonda öyle bir hayatlar, o paralar bize de yetmez. O yaşantıya. Kimseye yetmez. Şimdi öyle bir şey de var. Mesela eğitici dizi yok. Mesela siz bugün mesela evet Avrupa'ya mesela eleştiriyoruz, eleştirdiğimiz konular var. Ekonomisi bizden daha kötü. Bak bizden, biz onlardan daha iyiyiz hala. Bak altını tekrar çiziyoruz. Daha iyiyiz onlardan şu anda. Şu anda da daha iyiyiz onlardan. Fakat televizyon programlarına bakarsın ki birçoğu hep böyle şey yani eğitime dayalıdır. Yani hep bir şey verir. İzleyicilere hep bir şey verir ama bizde öyle bir şey yok maalesef. Maalesef bizde öyle bir şey yok. Bu da etkili oluyor toplumumuzun ve insanımızın üzerinde. Bu manada tabii eğitim de tabii sadece eğitim her şey bizde bir topluma her şeyi de devletten bekliyor. Abi her şeyi devletten beklememize gerek yok. Her şey, yani eğitim de evde başlar. Aslında 90'lı yıllarda mı girdi bizim hayatımıza cep telefonları? Tabii. 90'lı teknolojinin yıllarda. Bizim hayatımıza çok hızlı bir şekilde girmesiyle ve internetin özellikle bilinçsizce kullanmadan dolayı kaynaklı olabilir mi? Tabii yani bunun eğitimi verilmediğinden tabii. Olabilir mi? Tabii. Cep telefonu girdikten sonra biliyorsunuz çok insanların hayatı değişti. Çok evlilikler yıkıldı. Çok insanlar zarar gördü. Yani görmeye de devam ediyor. Devam ediyor ve bugün sosyal mecralarda çok ahlaksızlıklar yapılmakta. Ve çok farklı para kazanma teknikleri var. Çok sosyal mecralarda kolay para kazanma. Bunlardan da kaynaklı olabilir mi? Yani bunların da eğitimi verilseydi ülkeye girerken, bu teknoloji girerken ülkeye daha iyi olmaz mıydı? Yani yine tabii. Yine biraz da şeye dayanmıyor mu bunucu? Biz bunu konuşuyoruz ama biraz da siyasete dayanmıyor mu bunucu? Yine devlete dayanmıyor mu bunucu? Hani yine bakarsak vatandaş bunu vatandaş cep telefonu bilmiyordu zaten 90'lı yılından önce. Ama devlet bunu, iktidarlar bunu sokunca öğrendi. Bunu bilmeden öğrendi. Bunun neye yarayacağını bilmeden öğrendi aslında. Bilmiyordu nasıl kullanacağını. Ne oldu? Bir adamdan mesaj gelince görmediği şeyi telefonda görünce kaptırdı kendini insan. Tabii ki az önce size ama bir şey söyledim. Eğitime de aslında evimizden başlamamız lazım çocuklarımıza. Her şeyi de dedim ki devletten beklemeyelim. Bunu da ben size soracağınız bu soruyu bildiğim için de söyledim size. Tamam. Evden başlayacağız. Tabii ki de bunun siyasi iktidarların da siyasetçilerin de iktidarların da demeyelim. Siyasetçilerin diyelim. Evet. Siyasi iktidar dersek. İktidar demedim ben. Siyaset dedim. Siyasetçilerin de bunda çok büyük rolü var. Şimdi biz siyasette de bizde öyle bir şey vardır ki. Yani iktidarda kim var? Hep burun abalıyor. Ya kardeşim sen de muhalefetsin. Sen de düzenlemeksin. Meclise hangi şeyi verdin? Önergeyi verdin. Bak bu ahlak çöküntüsüne uğruyoruz. Bunu gelin böyle böyle yapalım diye. Ne çalışmanız var? Şimdi dönelim öteki tarafa. Maalesef yok. Öyle bir çalışma yok. Maalesef yok. Öyle bir şey yok. Sadece sen onu yaptın. Ben bunu yap. Ya sen de kardeşim muhalefetsin. Muhalefet demek yani bugün İktidar her yok. Ülkede, her devlette muhalefet demek siyasi iktidara çeki düzen veren parti demektir, siyasi şey demektir. Maalesef bizim ülkemizde öyle bir şey yok ki muhalefette. Hiçbirinde yok. Ha, yani ama konuşmaya sıra geldiği zaman iktidar. İlk ya tamam da tabii hep zaten hep Allah'ın kullarıyız. Hata yapmama şansımız sıfır hiçbirimizin. Hatasız sadece Mevla bir şeyleri yapar, yaratır, sıfır hata. Evet. Bizlerin hataları olur. Biz iyi olan hataları, kötü olan hataları görüp iyiye çevirtmekten daha ziyade, mesela siyasilerin diyoruz,
Tam tersi onu bir silah olarak kullanarak onun üstüne gitme. Evet, fark etmiyor. İktidar erkek de aynı onun geldiği silahla o da onun üzerine gidiyor. Derken burada da bakıyoruz ki biz seçtiğimiz vekiller bakıyorsun meclise gitmiş. Bizim temsilcilerimiz şeyimiz orada. Halleri görüyoruz yani. Ben bunu, ama A parti, ama B parti bütün siyasi gerisin diyorum onu. İşte orada birbirlerinden hani halk milletvekili, vekil yani milletin vekili. Yani devleti, hükümeti yönetiyorsunuz, insanları yönetiyorsunuz. Orada çıkıyorsunuz, televizyonlarda birbirlerine yaptıkları söylemleri, söyleyişleri tabii görüyor işte, bakıyor işte, toplumda bakıyor işte. Vekil bu, biz bu, işte böyle. Bugün halkta siyasete karşı bir güven kalmamış. Kalmadı. Ve yaptığımız haberlerde, gördüğümüz, aldığımız yani haberlerde baktığınız zaman siyaset haberleri değil de magazin haberlerine insanların daha çok okuduğunu, daha çok yöneldiğini evet. görüyoruz. Yani bunu birebir görüyoruz, biz yaşıyoruz da. Evet, sektörünüze gelirsek, şimdi inşaat sektöründesiniz, binlerce daireler yaptınız. Sektörde son 3 yılda daire fiyatlarının, gayrimenkul sektörünün fahiş bir rakamda yükselmesi oluştu. Yani 2 yıl önce ev fiyatları 200 bin lirayken bugün baktığımız zaman o 200 bin liralık ev 3 milyon oldu. 200 bin demeyelim de 200 bin değildi. Mesela 450-500 bandındayken alt seviye. Yani öyle, otobandayken, otobandayken 3 milyona 4 milyona çıktı ve evet. lokasyonuna göre, bölgesine göre, çevresine göre değişebiliyor. Evet. Bu neden kaynaklandı ve fahiş rakamda kiralar artıyor? Yani bunun kaynaklanma noktası gerçekten kendi değerini mi buldu yoksa farklı bir şey mi var bunun altında? Şimdi şöyle söyleyeyim size, normale baktığınız zaman bugün aslında bugün emlak konut fiyatları olması gereken nokta düşüktü zaten. Düşüktü. Tabii niye düşüktü? Maliyetler de daha düşüktü. Şeydi ama mesela dünya gelirine baktığın zaman dünya gelirine baktığın zaman düşüktü Türkiye'de. Düşüktü bu fiyatlar. Aslında bence olması gerekenlerde şu an. Bundan sonra çıkacak olan maliyet olsa o zaman daha da çıkacak mı? Siz bir inşaatçı olarak daha çıkacağını ne öngörüyorsunuz? Yok, çıkacağını düşünmüyorum. Stabil kalır mı? Stabil kalacağına inanıyorum. Hı hı. Stabil kalacağına inanıyorum. Bu konuda da devletin, hükümetin ciddi çalışmaları var. Hı hı. Ve zaten üzerine düştükçe de fiyatlar zaten sabitleşmeye başladı. Yani hükümet, devlet işi ele aldı. Fiyatlar, tabii bu arada bazı tabii fırsatçılar, tedarikçiler, bunlar hep maliyetlerden kaynaklı bir şey. Yani bunlar müteahhitlerin yapmış olduğu bir zam değil bunlar. Bak bunun altını tekrar çiziyorum. Müteahhitlerin yapmış olduğu zamlar değil bunlar. Bunlar tedariklerin, tedarikçilerin malzeme fiyatlarının... 700 kalem var. Yani bir daire bitene kadar 700 kalem var. Bu kalemlerde gelen zamlardan dolayı kaynaklanan bir fiyat artışıydı bu. Ya işte bütün bu zamlar ondan kaynaklanan bir fiyat artışıydı bu. Bugün hiçbir müteahhit firma, hiçbir meslektaşımız yani aman fiyat artsın da biz yüksek fiyattan satalım. Değil, satamayız, iş duruyor. İş yapamıyoruz. Yani bunun müteahhit firma ama maliyetler belli. Tedarikçiler belli. Tedarik şeyleri belli. Bazı tedarikçiler maalesef yani ne yaptılar? Mesela bazı mesela şöyle söyleyeyim size, örnek İstanbul'da örnek beton firmaları, isim vermiyorum, bir araya geliyor bu dediğim size bir yıl önce, şu anda bozuldu biraz, anlaşıyorlar, diyorlar ki bizim fiyatımız atıyorum 1 milyon, 1,5 milyon beton metreküpü, bunun fiyatının altında kimse düşmeyecek. Anlaşıyorlar, bitti, 1,5 milyon. Bu tür hadiseler yaşandı. Şu anda yeni, burada bir aydır şimdi servis, bir aydır derken
şöyle bir aydır hükümet devlet, hükümet iktidar olayın üstüne gidince çözülme başladı. Peki yani bundan sonra... Bunlar da fırsatçılar. Bütün kalemlerde böyle oldu. Bütün kalemlerde böyle oldu. Böyle olunca da işte maliyetler yükseldi, şişti. Köpük olan fiyatlar vardı. Onlar geri normalleşmeye başladı. Bak köpük olan fiyatlar vardı bazı kalemlerde. Onlar normale gelmeye başladı. Fiyatlar stabil olmaya başladı. Ha olağanüstü bir şey olmazsa olağanüstü bir şey ben fiyatlar bu seyirde seyredeceğine inanıyorum. Çok ciddi artışlar olacak. Yani ufak tefek olabilir ama böyle çok ciddi böyle etkileyici bir şey olmayacak. Ha bu süreçte ne olmalı? Ya tabii işte fiyatlar bir ama insanlar alım gücü tabii ki şu anda yok yani. Bugün tabii. Ha, İnsanların alım gücü. Yani iki asgari tabii. Ücretli ya, evde çalışan iki asgari ücretli bir daire alabilecek mi? Biliyorsunuz bizim Türk toplumunda ne derler? Bir ev alayım da başımı sokacak bir evim olsun derler. Bizim toplumumuzda evet. Bu geçerlidir. Alabilecek mi bir vatandaş, yani karı koca asgari ücretle çalışıyordur. Nasıl olacak? Alamayacak. Şu anda alamaz. İşte ben onu söylüyorum. Siz lafı benim ağzımdan aldınız. Şu anda stabilleşiyoruz ama şu anda inşallah ona dua ediyoruz, ümit ediyoruz. Öyle olacağı da inanıyoruz. Bu konuda alakalı da ciddi çalışmalar yapıyor. Hükümette, devlette, mevcut siyasi iktidarda yani halkın gelir seviyesini ferahlatmak için ben bunun ferahlayacağına da inanmıyorum. Yani bunu da başaracaklar inşallah. Çünkü devlet, bir hükümet çok şeyi başardı. Çok şeyler yaptı, çok güzel işler yaptı. Tabii çok işlerin olduğu yerde hatalı işler de oluyor. İyi işler de ama oranlamaya koyduğun zaman iyi işler çok fazla. Mutlaka güzel, başarılı. Her dağda başarılı işler yaptılar. Bunu da görüyorlar. Şu anda devletimiz görüyor insan. İnşallah onunla alakalı bir çalışmalar da yapıyor hükümetimiz. Diyeceksin ki ya Erdoğan Bey, yani nereden biliyorsun yaptıklarını? Sen siyasetçi misin? Sen iş adamı mısın? Ben aynı zamanda ticaret odasında bir komite üyesiyim. Hı hı. İnşaat sektöründe. İşte oradaki çalışmalardan dolayı, çalışmalarımızdan dolayı biliyorum. Ciddi manada mesai harcanıyor bu işe. Ben Allah nasip ederse böyle bir iki sene içerisinde İnşallah 3 yıl, 4 yıl önce nasıldı? İnsanlar rahatça bir ev alabiliyordu. Aynı şey olacağına inanıyorum. Ne kadar bir süre diyorsunuz? Yani 2 yıl içerisinde, 2 yıl daha sabredeceğiz. 2 yılda insanlar biraz daha kemer sıksın diyorsunuz. Yok, sabret, mecburuz sabretmeye. Hep kemer sıkıyor, herkes kemerini sıkıyor. Bak yani bugün işveren de kemer sıkıyor. Asgari ücretli, emekli. Herkes bir fedakarlık içerisinde. Şimdi biz bunu hep burayla kıyaslıyoruz. Kendi ülkemizle kıyaslıyoruz ama ben bak yine altını çizerek söylüyorum sana. Yurt dışında da iş yapıyoruz biz. Yani onlar, biz onlardan daha iyiyiz. Bak bir de yurt dışı şeylerini yapın. İnceleyin, araştırın. Avrupa diyorlar. Avrupa'daki alım güçlerine bir de bakın. O zaman benim ne demek istediğimiz daha iyi anlarsınız. Sohbetimiz çok güzel Erdal Bey. 13 yaşında iş hayatına, okulu bırakıp iş hayatına başlayan bir insan olarak en büyük hayaliniz nedir? Hayallerinize ulaştınız mı ya da? Ya ben Allah'a şükür olsun ben bütün hayallerime ulaştım. Bütün yani Cenab-ı Allah'tan ne istesem nasip etti bana. Çok şükür. Yani aman şu da olsaydı olsa dediğimde şu anda hiçbir şey değil. Yani benim şu anda yani en büyük hayalim nedir desen bana bugün en büyük hayalim ne biliyor musunuz? Ülkemizin, devletimizin güçlü bir devlet haline dünyaya daha güçlü, büyük bir devlet haline. Mesela bugün bir ülke vermeyeyim. Avrupa'daki güçlü devletler, dünyadaki güçlerin o hale gelmesi en büyük hayalim. Bunun nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz desem onu mu söyleyeceksiniz? Tabii güçlü bir Türkiye hayal ediyorum. Çünkü bu tek şu anda Cenab-ı Allah'tan istediğim o güçlü bir devlet. Bir de toplumsal çok
gerilme var. İnsanların birbiriyle siyasi nedenlerden dolayı çok kavgalar oluyor. İşte arkadaşlar birbirinden kavga ediyor, konuşmuyor. Aile içerisinde var, aileler, ana, baba, oğul, çocuklar var. Çünkü etrafımda çok var böyle. İşte çocuk anasıyla konuşmuyor, anası çocuğuyla konuşmuyor, baba çocukla. İşte siyasi, tamamen siyasi şey. Siyasi şeylerden dolayı bu tür huzursuzluklar var. Bunların olmamayışı, devletimizin daha güçlü olmayışı, oluşu, daha güçlü oluşu devletimizin. Bir de dışarıya karşı, her ne kadar içeride kol kırır, yer içine kalır. Siyasi partileri sürüyor, siyasetçileri sürüyor. Dışarıya siyaset birbirine yakın eden ama toplu bir gerbeği. Bir de ikincisi, dışarıya karşı milli meselelerimizde hep kol kola, omuz omuza girip dışarıya karşı dimdik durmamız. Ben bunu çok hayal ediyorum. Bir de devletimizin daha güçlü olmasını, yani devletimiz böyle yumruğu masaya vurdu mu, güçleniyoruz. Ha, şunu da söyleyeyim, bak güçleniyoruz. Allah'ın izniyle daha da güçlü olacağız. Bak, Allah'ın izniyle. Yani ben bunu, tek hayali bu. Başka bir, yani başka bir şeyim yok. Yani başka benim de şu Cenab-ı Hak. Daha güçlü bir devlet. Tabii. Daha refah bir Türkiye. Tabii. Daha refah Türkiye. İnsanların daha rahat yaşayabileceği, insanların kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceği bir ülke. Mesela bilmiyorum Osmanlı tarihi ne kadar okudunuz veya ne kadar biliyorsunuz. Eskiden Fatih'te gezerken bir sadaka taşları var. Evet. Bilirsin sadaka taşları o camı. Eskiden Osmanlı döneminde insanlar sadakalarını o sadaka taşlarının içine koyarlardı. Aylarca bazen o sadaka taşları dolu olurdu. Kimsenin ihtiyacı yoktu. Almaz. Aylarca dolu olurdu. Yani koyamazdın sadaka taşı. Yani ihtiyaç sahibi yok. Yani, ama şimdi? Ya şimdi, sokakta yürürken fırınlarda askıda ekmek var. Ya sokakta şey, bir de o burada ahlak bozuntusu da var tabii. Onu da diyorum. Şimdi cebinizde sokakta düşen paraya yere düşürse para yere düşmez. Düşmez. Havada alır. Yerin üstüne atlar. Şu anda o pozisyon. Şu anda ki. Havada kaparlar. Havada kaparlar. Şu anda da işte. İşte bu hem o ahlakı, hem o maneviyatı, hem o güçlü devletimizin çok daha güçlü. Ben onu hayal ediyorum. Başka da bir hayalim yok benim. Ha ben öyle olacağımızı da, bak öyle olacağımızı da inanıyorum ama o güce de komple birlikte beraberliği Allah inşallah nasip ederse yakalarız, aynı güce de ulaşırız. Mutlaka. Çünkü biz bu güce zaten ulaştık, bu güçteydik zaten. Evet. Erdal Bey, son olarak bizim sormayıp sizin Arka Haber izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Şimdi Arka Haber izleyicileri yani ben iş olarak aslında söylemek istediklerimi hep bütün sizden olan sohbetimizde sorduğunuz soruları hep satır başlarında söyledim. Evet. Ne dedik? En önemlisi ahlak dedik. Evet. En önemlisi birbirine saygı dedik. Evet. En önemlisi siyasetten dolayı birbiriyle kavga etmeyelim dedik. Aileler. Hepimizin beş tane parmağımızla Allah-u Teala bak beş parmağımızı bir yaratmamış. Mümkün değil her birimizin görüşünün aynı olması. Mümkün değil çünkü Cenab-ı Allah öyle yaratmamış bizi. Hepimizin fikri ayrı ayrı. Ama Allah bizi yaradan öyle yarattı. Ama hepimizin fikri, değişik fikirleri birleştirici daha motif oluşsun diyorsunuz. Evet. Mozaik oluşsun tabii diyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim sana. Ya ben bunu zaten bizim ailemizi, Cevay ailesi bilemiyorum. Muhafazakar bir aileyiz. Ben muhafazakar bir aileyim. Benim yanıma mesai arkadaşlarım, benimle çalışan mesai arkadaşlarım da her görüşten insan var. Mesela her siyasi görüşten var. Hiç benim şirketimin içerisinde veya benim önümde hiçbir şekilde bir tanesine bir tartışma veya bir siyasi tartışma veya bir yani birbirini kırıcı siyasetin hiçbir şey ne görüyorum ne de öyle bir tartışma var. Çünkü niye? Bizim içimizde öyle bir şey yok. Biz herkes ama o terbiyeyi almışsınız yani zaten. Yok bizim hiç olamaz öyle bir şey zaten. Biz neye bakıyoruz? Hatta bak ben şunu daha açık söyleyeyim ben sana.
muhafazakar bir aileyim. Benim bizim yanımızda mesai yaptığımız, yani yöneticilik yapan arkadaşlarımızın benimle tamamen ters, birçoğu ters görüştedir mesela. Yani fikirlerimiz birçoğunda aynı olabilir değildir. Ama saygılı. Ama beraber çalışıyor, beraber çalışıyor ama işlerini yapıyorlar. İşlerini düzgün yapıyorlar. İşine bakıyor. Beni onun düşüncesi ilgilendirmiyor. Böyle olmasını istiyorum. Aslında sizin biraz da eskiye özleminiz varmış gibi geliyor. Var tabii. Olmaz. Örf ve anneannelerimizin, tabii, geleneklerimizin aynen. Kaybolduğunu ve onların tabii tekrar geri gelmesini tabii. Çok özlem istiyorum. Duyduğunuzu duyuyorum. Çok istiyorum. Aynen. Özlem duyuyorum. O saygı birbirimiz olsun eskisi gibi. Mesela bizim çocukluğumuzda nasıldı? Bizim çocukluğumuzda böyle değildi ya. Evet. Bir saygı vardı. Mesela şöyle söyledim. Ben şu anda 50 yaşındayım. Çocukken mesela biz mesela çocukken derken gençken diyeyim 18-19 yaşında. Ben mesela sokakta sigara içemezdim ben. Büyükler geçer. Ben tanımam. İstanbul'dayım. Ama büyük birisi geçer görür beni. Çünkü öyle geldik. Yani olmaz büyüğün yanında sigara mı içildi mesela. Biz denirdik bir köşede veya kapalı bir yerde içerdik. Büyükler görmesin. O saygıydı işte. İşte o saygı, biz onları özledim ben mesela. Şu anda o yok mesela. Şu anda o yok. Evet. Bir de en şey, burada da en büyük şey ailelere düşüyor. Bak, her şeyi devletten veya siyasilerden beklemeyelim. Devletten de siyasilerden de. Yani biz işte çocuğumuzu, bir çocuklarımızı yetiştirirken biz evimizde o şeyi vermemiz lazım. Terbiyeyi, tabii, görgüyü, biz artık tabii, eğitim. Biz çocukken biz hava kararmadan önce evde olacaktı. Hava karardığı zaman evden içeri giremez. Giremezsin hesap verirdik. Hava neredesin sen? Evet. Neredesin sen? Hesap veriyor. Şimdi öyle değil ki, bakıyorsun bugün sokağa çıkın. 6-7 yaşta, 8 yaşta çocuk ya. Hele yazın bir bakın sokaklarda. Saat 12'de 1'de sokakta geziyor. Evet. Ya bu çocuğun o saati sokakta ne işi var? Çocuk yatacak, bunun uyku saati var. Bunun dinlenme saati var. Bu tür şeyler var. Mesela bakıyorsun, en büyük, en çok da rahatsız olduğum şeyler ne mesela? Eskiden de bunlar. Ya bakıyorsun, bugün topluma açık parklarda insanların tabii kim alkol alır, içki alır, biz onlara şey, herkesin kendi şeyi, biz onun için bir şey demiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın ama evet, şimdi topluma açık bilgilerde mesela bu tür alkolleri alınması, bakıyorsun ki 7 yaşında, 8 yaşında çocuk onu görüyor ve ben bunlara kaldı çok mesela emniyete şikayetlerde bulunmuşum, belediyeler her yere şikayet ediyor. 8-9 yaşta bakıyorsun ki adam oturmuş parkta. Çoluk çocuğunda alkol alıyor. Yalan, o çocuğu orada özendiriyor. Ama yasak geldi şu an. Ya yasak geldi ama işte yasak var ama iş işten uygulama. Uygulama. Bakın yine çıkın aynı. Ve işte uygulamayı da yapacaksın. Mesela nasıl İstanbul Sözleşmesi geldi. Bir ton insan mağdur oldu ama İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı fakat uygulaması hala devam ediyor. Bir ton insan da mağduriyet yaşıyor bundan dolayı. Doğru mu? Evet. Bu da aynı şekilde. Yine mağdurlar. Tabii insanlar. Tabii açıkça. Yani diyorsunuz ki yasakları getiriyorlar ama uygulamada devlette bir sıkıntı var diyorsunuz. Ya uygulama yok. Yani devletin bunları da uygulaması gerektiğini. Tabii uygulanması lazım. Cezai sistemlerin uygulanması lazım. Tabii. Uygulanması gerekiyor tabii. Bir sorayım, bir ton insan var böyle sıkıntı, gerçekten mağdur. Mağdur olan, mağduriyet yaşanan, işte bu tür gelen şeyleri kullanan, çünkü niye işte ahlaki bir çöküntü yaşıyoruz ve hızla da yaşamaya devam ediyoruz. Ben çok özlemim o. Yoksa yani bugün Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de ayette, diyor ki ben yarattığım kulların sadece bir şeyine kefilim. Neyimize kefil bizim Cenab-ı Allah? Rızkımıza. Bize ver rızık. Ya Mevla bize kefil ya. Bizim ekmeğimize, rızkımıza Allah-u Teala kefil. Evet. Yani neyi düşünüyoruz bizim? Yani rızık endişemimiz var veya Allah-u Teala vaadinden geri mi döner? Sözünden geri mi döner? Neyi düşünüyoruz?
Bunu düşünmüze, rızkımızı düşünmüze, çalışacağız, düşünmüze de ki yatarak değil yani. Çalışacağız abi. Rızkımızın kefili Allah. Ha, Cenab-ı Allah bizim ahlakımızın, ahlakımızı koruyacağım diye bize kefil değil. Evet. Ben sizin maneviyatınızı koruyacağım diye kefil değil. İmkanlar da orada bak. Onu biz yapacağız. O vazife de bizim elimizde. Bunlar hep bunu diyorum. Başka... Daha elaklı, daha düzgün, tabii, daha bunu, refah, tabii, daha güçlü bir Türkiye. Aynen. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir de ben bir Türk olarak bu özlemi yaşıyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Zahmet ettiniz, geldiniz. Allah işiniz yüzünü rast getirsin. İnşallah güzel haberler, güzel şeyler, inşallah az önce ne dedim, haberler yaparken de Avrupa'yla kıyaslayın. Bakın, kıyaslayın, orayı inceleyin, ülkemizi kıyaslayın, ona göre bu şeyleri girin. Şunu da istiyorum demeniz, yani girin, görün. Çünkü biz bunları yaşıyoruz, gördüğümüzün diyorum. Yani bizim ülkemizin halini de bakın, ona göre kıyasla, ona göre haber yapalım. Tamam.